Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı kulüplerin mali problemlerinin gölgesinde başlıyor. Süper Lig'de 18 takımın 18'i de maddi darboğaz içinde. İlk yarıyı Anadolu Kulübü Sivasspor lider olarak kapattı. Tarihi şampiyonluklarla dolu kulüplerse futbol olarak geride kaldı. Sivasspor kendi yine öz kaynaklarıyla çok önemli işler yaptı. Sınırlı bütçesiyle. Belki Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin 2-3 transfer parasına bütün takımı kurdular. Ligde 4 büyükler diye tabir edilen kulüpler TFF'nin harcama limiti karşısında kısır bir transfer dönemi geçirdi. Yıllardır Türk futbolunda transferler çok ölçüsüz yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun limit uygulaması daha çok zararın önüne geçse de borçlar giderek büyüyor. Döviz etkeni de var. Döviz kurunun da çok arttığını düşündüğümüzde kulüpler bir noktadan sonra tıkandı ve bu çarkı çeviremeye başladı. Tüm kulüpler maddi olarak bir bataklığa girdi. Peki çözüm ne? Her alanda olduğu gibi futbol sektöründe de üretim can simidi. Yani altyapı. Altyapıdan hem iyi eğitilmiş hem de sorumluluklarının farkında olan oyuncular yetiştirilmeli. Neredeyse hiçbir şey üretemediğimiz için son bir iki sezona kadar devamlı dışarıdan alıyoruz, yurt dışından futbolcu getiriyoruz ama onun da bir sonu yok ve ayrıca riskleri de çok. Şimdi artık yöneticiler tabiri caizse duvara tosladı ve artık transfer yapamaz noktaya geldiklerinde kendi elindeki kaynaklara bakmak zorunda kaldılar. Altyapı konusundaysa en başarılı örnek Trabzonspor. Altınordu Kulübü de Süper Lig'de olmasa da futbolcusunu kendi yetiştiren bir diğer takım olarak öne çıkıyor. İki kulüp öne çıkıyor. Birincisi Altınordu, gerçekten kendi yağında kavrulabilen bir takım ve artık onlar da TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkıp başarılarını taçlandırmak istiyorlar. İkincisi de Trabzonspor. Trabzonspor da hakeza 2-3 sene öncesine kadar çok ciddi maddi problemlerle uğraşıyordu. Onlar da devamlı transfer yapıp yurt dışından oyuncu getirip başarılı olmayı düşünüyorlardı ama onun sürdürülebilirliği yok. Bunu anladılar ve altyapıya yöneldiler. Aydınlık Gazetesi Spor Müdürü Semih Taşçı Süper Lig'in geleceğini ve şampiyonluk şanslarını değerlendirdi. Trabzonspor, Sivasspor ve Fenerbahçe arasında geçebileceğini düşünüyorum. Anadolu kulüplerinin çıkışı malum. Alanyaspor, Malatyaspor, Sivasspor, alttan Gaziantepspor geliyor orta sıralardan. Onlar iyi bir kimya tutturdu. Sivasspor'un şampiyonluk yarışında olması kesinlikle Türk futbolunda birçok dengeyi değiştirecektir. Yani bir kilometre taşı olacaktır. Çünkü hem az harcama yaparak hem de kendi kaynaklarını, yerli oyuncu kaynaklarını kullanarak bir adeta devrim gerçekleştirmiş olurlar eğer şampiyon olurlarsa. Onları şanslı görüyorum. Uzun vadede ise yakın zaman içerisinde Türk futbolunun çıkışa geçeceğini düşünüyorum.